Arkadaşlar herkese merhabalar. Adobe Audition derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle internetten hoşumuza giden bir müziğin altyapısını nasıl alabiliriz ve bundan bir beat nasıl yapabiliriz, buna değineceğiz bu dersimizde. Evet, hemen dersimize geçelim. Bu dersimizde kullanacağımız müzik ise Evreşer'den Sen Affetsen Ben Affetmem adındaki müzik. Bunu şimdi direkt Adobe Audition içine atıyoruz. Herhangi bir ayar yapmıyoruz. Direkt aktardık içine. Yani sürükleme mantığıyla. Şimdi ilk etapta alacağımız kısmı bir incelememiz gerekiyor. Şimdi şöyle hızlıca bir dinlemek istiyorum müziği. Burada sizlerle hani alacağımız kısımlar üzerinde hemen hızlıca bir geçelim. Şimdi bu giren kısma kadar olan yani bu nasıl söyleyeyim, bir zurna mı diyeyim artık ne diyeyim, işte bu klarnet tarzı giren yere kadar olan kısmı alacağız. Ardından söz geliyor zaten. Mesela bu 2.14. saniyesinde başlayan kısımdan da bir bölüm alabiliriz. Bunun gibi bölümler alarak kendimize bir beat yapacağız. Şimdi başlayalım hemen dersimize. Şimdi ilk başta ilk etapta başlangıç bölümünde alacağımız kısmı bir seçelim. Dediğim gibi başlangıçta olan bölümü bir seçmemiz, bulmamız gerekiyor. Şuradan bir oynatalım. Hemen hemen şu bölüme olan, yani şu bölümü kadar olan kısmı seçiyorum. Yani başlangıç kısmını sağ klik, copy new diyorum ve bunu şuraya birinci bölüm olarak aktardım. Gördüğünüz gibi buraya geldi kendisi. Şimdi bakalım, tekrar müziğimizin ana bölümüne geliyorum. Buradan alabileceğimiz başka neresi var? Şöyle bir dinleyelim. Bütün zalim kötü kul. Sen affet, şimdi şuralar biraz daha dinleyelim. Evet, şu kısımda gayet iyi bir bölüm var diye tahmin ediyorum. Böyle bir dinleyelim. Tam şu kısımdan başlıyor gibi geldi bana. Neyse, devam edelim şimdi. Zaten aldığımız baştaki yerle hemen hemen aynı, ama neyse şurayı da alalım. Şimdi burayı da aynı şekilde kopyaladım. Şimdi şu en son aldığımız yere geliyorum ve buradan şarkımızın ana devam edecek kısmı olduğu için buranın üstüne bir düzenleme yapalım şimdi. Gördüğünüz gibi giriş kısmımız, yani şarkının devam edecek olan kısmı, yani ana loop bölümümüz gayet güzel gibi duruyor. Tekrar bir oynatıyorum. Tam o basın vurduğu yerden gayet güzel bir şekilde kesmişiz, almışız. Sona gelelim şimdi bir. Şimdi şu sondaki o klarnet sesini sileceğiz. Klarnet sesi de hemen hemen şu sesin gördüğünüz gibi dalgalanmaya başladığı bölümde. Şuradan bir seçelim. Hassas bir seçim yapabiliriz. Şöyle biraz daha yakınlaşıyorum. Burayı sildim delete. Şimdi evet, buradan birinci bölüme geliyorum tekrar. Birinci bölümün son kısımlarında bakalım bir sıkıntımız var mı? Burada da bir sıkıntı yok gibi. Şimdi bunu Ctrl C ile bir kaydedelim diyeceğim ama şu anda bir gerek yok.
Efekt, pardon, View bölümünden Multitrack Editor bölümünü aktif ediyorum. Buna çoklu ses diyebiliriz mesela ismini. Diğer ayarları değiştirmeye gerek yok. Okeyledim, gelmesini bekliyoruz, geldi. Şimdi birinci kestiğimiz bölümü atıyorum buraya. Ve ikinci bölümünü atıyorum buraya. Şimdi bakalım bir nasıl bir loop olmuş. Vallahi size cidden yemin ediyorum, neredeyse ben kolay kolay yemin etmem. Bu kadar uyumlu bir geçiş olacağını hiç tahmin bile etmiyordum. Yani cidden çok uyumlu bir geçiş yakalamışım. Yani kendime ben bile şaştım şu anda. Tekrar bir dinliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şarkının geçişlerini çok iyi yakalarsanız bu şekilde çok profesyonel şekilde devam eden bir loop'lar yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tabii ben biraz şansa, tabii biraz özendim ama biraz da şansımın etkisiyle güzel bir geçiş yakaladım orada. Şimdi devamına aynı loop'tan bir tane daha atıyorum. Şurayı şöyle çektim. Bakalım aynı şansımız burada da bizleri karşılıyor mu, bir izleyelim. Şurada bir izleyelim. Yani cidden çok güzel olmuş bence. Şimdi bunu artık bu şekilde artık ardı ardına çaldırabiliriz. Peki bir baştan dinleyelim bakalım nasıl olmuş. Direkt baş alıyorum. Bir dinleyelim şimdi baştan şu eklediğiniz bölümü olan kadar arayı. Evet dostlar, gördüğünüz gibi gayet çok akıcı bir şekilde gidiyor. Artık buradan yapacağımız tek şey bu şekilde bunları arka arkaya koyup koyup gitmek. Başka da yapacağımız bir şey yok. Artık size kalmış bir şey. Kaç saniye, kaç dakika olacaksa şuraya kadar 1 dakika civarında bir şey oluyor. Şöyle koyalım. Şöyle 2-3 dakika civarı bir şey yapalım. Bir tane daha koyalım. Ne kadar olmuş bakıyorum. 1 dakika 33 saniye azmış. Şöyle. Bunu da çoklu kopyalama şöyle yapıyorduk. Alt tuşuna basarak seçiyorduk. Şöyle bakıyorum. 2 dakika 51, 3 dakikaya kadar bir şey olmuş. Yani 3 dakika yeterli gibi bir süre diyebilirim. Şunu da seçelim, ikisini. Bir tane daha şunlardan kopya oluşturuyorum. Arkaya getirdim, bıraktım. Yani 3 dakika 20 10 saniye civarı bir şey yeterli gelecektir. Veya bir tane daha koyalım. Şöyle 3 dakika 10 saniye civarı olabilir. Şimdi sonuncuyu biraz düzenlemem gerekiyor. Şuradan bir evet DPI bölümü ekledim. Tıklayarak Ctrl Z'ye geri alıyorum. Biraz yakınlaşalım. Yani şuraya tıklıyorum sağ çizgiye ve en sondaki çizgiyi şöyle aşağı doğru çekiyorum. Oraya tıklayarak bir adet çizgi oluşturdum. Bunu en sona kadar çekiyorum. Bu nedir? Şimdi bir oynatalım bu kısma kadar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şarkının bu sonuna doğru geldiği zaman ses azalarak bitiyor. Yani şarkının son kısmı. Şimdi bunu şöyle yapalım. Şu DPI sesimiz tam şu ortalara bir yer olmasa da şu ortanın biraz yakın kısımlarına kadar bir bölümü koyabiliriz. Sonuncuyu da şöyle en dibe kadar çekebiliriz. Şuradan bir daha dinleyelim. Yani böyle daha iyi bence. Şimdi herhangi bir yerde dinlersek. Evet dostlar, gördüğünüz gibi gayet temiz bir şekilde beatimizi yaptık. Bu şekilde beatimizi
oluşturduk. Bir şarkının içinden belli bir kısmını aldık. Güzelce bunu bir arka arkaya koyduk ve bir ref olsun, bir şarkı olsun. Bunlar için gayet güzel bir şekilde beatimizi yaptık. Şimdi son aşamada file. Buradan save as veya export. Buradan multi track ve session da diyebiliriz. Session'dan bunu nasıl kaydetsek acaba? Dur bakalım. Buradan save as, bazen bu sıkıntılar yapabiliyor bizi gördüğünüz gibi. Browse diyelim şuradan bir. Bunu böyle kaydetmeyelim de nasıl yapsak? Bazen işte böyle sıkıntılar olabiliyor. Save al diyelim bakalım. Evet, bu save al bölümünden direkt MP3 diyorum. Buradan Browse'dan master üstü bit diyelim buna. Çalışmam diyelim buna da. Bit çalışmam adında bunu master üstüne kaydediyorum ve okeyledim ve okeyliyorum. Okeyledim. Gördüğünüz gibi buraya bit çalışmam adında geldi bir MP3 uzantısı olarak 500 kilobayt. Bir dinleyelim. Bu değil galiba. Bu mu? Bakalım. Evet, bu. Bu mu? Bunu bir dinleyelim. Bu da değil. Kaydederken galiba orada bir yanlışlık yaptık. Bir dinleyelim, yapalım tekrar. Adobe düşün, ben CC6 sürümünde pek çalışmadığımdan dolayı bazen kayıt hatalarımız olabiliyor. Tekrar save all audio browse diyorum. Hata veriyor haline. Şunlar kontrol Z ile sildiklerimi geri getirdim. Save all browse diyoruz tekrar. Yine bir hata verdi. Ah seni. Save istiyorum. Nasıl yapsak? Export'tan da yapmıyor. Aplikasyon setting diyorum. XML formatı, bu da değil, bulamadık gitti ya. Evet, şuradan yapabiliyoruz ya, bayağı da kullanmadığından dolayı unutmuşum. Desktop'a ne diyelim ona, bit çalışma, yeni diyelim buna, kaydediyorum, okeyledim ve gördüğünüz gibi artık export yapıldı. Şöyle geliyor MP3 biçiminde 3 dakika 14 saniye 4 megabayt dinliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi gayet temiz bir şekilde bitimizi kaydettik. Yani dinlediğimizde de gayet temiz bir şekilde dinleyebiliyoruz. Geçişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Evet dostlar, bu videomuzun ufaktan sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte 13-14 dakika civarında bir şarkıdan belli kısımlarından altyapı alarak, yani sadece müzik kısmını alarak bir altyapı yapmaya çalıştık. Umarım bu tarz altyapılar nasıl yapılabilir, bunlar hakkında ufak da olsa sizlere bir yardımım dokunmuştur diye tahmin ediyorum. Aklınızda takılan bir şey olsa videonun açıklama kısmından veya yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.